Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de şu minik saksımızda olan kaktüsümüzü saksını değiştireceğiz. Yani bu o kadar çok olmuş ki böyle küçük küçük, saksı da buna küçük geldiği için biz de bunu şuradaki yumrularından alıp bayağı gördüğünüz gibi de bayağı yavrulamış şöyle. Çiçekler de var üstünde. Bunları hep diğer bir saksımızı dikeceğiz. Arkadaşlar bunlar da hepsi ayrı. Şu tavşan olandan, şu ayrı bir tür, şunlar yılan kaktüsler. Bunların hepsini aynı saksıya koyacağız böyle. Diktiğimizde minik bir aranjman olacak. Bunlar böyle minik saksılarda küçük küçük diktiğin zaman güzel oluyorlar aranjman şekilde. Şu yılan kaktüsümüz de kıpkırmızı çok güzel açıyor. O yüzden açanları hep bir yere toplamak istedim. Zaten bunların toprağa değmesi yeterli oluyor. Hemen tutuyorlar. Artık kaktüslerimizi de dışarı çıkarabiliriz. Havalar güzelleşti. Bizim burada her yerde farklı hava şartları ama biz şu anda çıkarması tam zamanı bizim için. Malum kaktüsler ışık ve sıcak havayı çok seviyorlar. Bu ışık gören ama direkt güneşe de maruz bırakmıyorum ben. Böyle yarı gölge yerleri seviyorlar. Açmaya sürekli devam ediyorlar o zaman. Kusura bakmayın, sesim biraz çatallı çıkıyor. Şöyle minik bir aranjman yaptık. Şöyle de bunlar büyüyecekler. Büyüyünce de tabii ki daha çok gelişim gösterecekler için çok da sık dikmek istemiyorum. Zaten bunun kenarından çıkarmıştık o büyük parçayı. Buraları da isterseniz farklı sukulentler yapıp bunu da aranjman şekilde yapabiliriz. Şöyle dikelim çıkanları. Bir minik minik, o kadar çok yavrusu var ki üzerinde. Hatta bir tane de şundan şöyle alıp şuradan şöyle bunu da buraya dikelim. Tamam. Arkadaşlar diktiğimiz şöyle kaktüsümüz, karışık olan içinde yılan kaktüsü var, sonra şu tavşan, şu daha farklı, bu da öyle. Burada bir tane tavşanımız var, bu normal saksının ayırdığımız saksı, bu da tavşanın bir türü.
Şu daha farklı. Şöyle daha küçük. Onların da diplerini böyle minik minik farklı şeyler yaptım. Bunlar büyüdüğü zaman böyle aranjman şekilde olduğu zaman çok güzel oluyorlar. Öyle yani. Şöyle şunun çiçekleri şu anda biraz yumuk görünüyor ama açtığı zaman kocaman kocaman güzel oluyorlar. O yüzden bunu çoğaltmayı tercih ediyorum her zaman. Bakın şurada bir tane kurumuş şeysi var, çiçeği var. Bu çiçekler de iyice kuruduğu zaman koparıp bunların içinde tohumlar var. Bu tohumları da diplerine ekebilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.